Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Yunus suresi 15-20. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. Ve izâ tütle aleyhim âyâtuna, ayetlerimiz onlara okunduğunda, beyyinâtin, apaçık ayetler şeklinde okunduğunda, gâlellezîne lâ yercûne ligâene, bize dönmeyi ummayanlar dediler ki İ'ti bi Kur'anin gayri hâzâ, bundan başka bir Kur'an bize getir. Ev beddilhu, veya bunu değiştir. Burada şunu görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz tarafından insanlara okunuyor, tebliğ ediliyor ama insanların hoşuna gitmiyor. Çünkü onların tapmış oldukları putların aleyhinde ayetler var. İçmiş oldukları içki aleyhinde ayetler var. Daha nefislerin hoşuna gitmeyen nice hükümler var. Bundan dolayı Peygamberimizin şahsına pek bir şey demiyorlar ama Kur'an'da gelen hükümler işlerine gelmiyor. Ve açıkça Peygamberimize şunu söylüyorlar. Bize başka bir Kur'an getir veya buradaki bazı hükümleri değiştir. Buna mukabil Peygamberimizin ne yapması gerekir? Cenab-ı Hak şu talimatı veriyor. Kul ma yekunu li en übeddilehu min tilkâi nefsim. Ey Peygamber, sen de ki benim kendi nefsimden, kendiliğimden onu değiştirmem mümkün değildir. Böyle bir şey benim için söz konusu olamaz. Yani burada Kur'an'da değişiklik olmaz değil, olabilir ama bu Peygamberimiz tarafından değil, taraf ilahiden olacaktır. Nesih dediğimiz bir olay var. Allah-u Teala dilediği zaman bazı hükümleri değiştirir. Önceden diyelim yasak kılmış olduğu bir şeyi daha sonra mubah kılabilir. Veya diyelim kıblenin çevrilmesi gibi, kıble daha önce Kudüs'e iken Mescid-i Haram'a, Kabe'ye çevrilebilir. Bu manada bazı değişiklikler olabilir ama bu Peygamberimizin kendi değiştirmesiyle değil, doğrudan doğruya taraf ilahiden bir değiştirmedir. Yani Cenab-ı Hak değiştirecektir. Bu konudaki salahiyet Peygamberimize verilmemiştir. İnettebi'u illa ma yuha iley, ben ancak bana vahyedilene tabi olurum. İnni ehafu, ben korkarım. İn asaytu Rabbi, şayet Rabbime isyan edersem, azabe yevmin azim, büyük bir günün azabından korkarım. Yani burada aslında onlara bir tariz de var. Yani ben peygamber olduğum halde korkuyorum ama siz ne diye Rabbinizden korkmuyorsunuz. Böyle bir manayı onlara hissettirmiş oluyor. Gul, ey peygamber, de ki lev şeallahu me televtuhu aleykum. Allah dilemiş olsaydı ben onu size okumazdım. Ve la edrakum bihi, ve Allah benimle onu size bildirmezdi. Yani Allah dileseydi bu böyle olurdu. Ama taraf ilahiden görev verilmiş. Ben de size bunları tebliğ ediyorum. Fakat lebistu fikum umran min qablihi. Daha önce içinizde ben bir ömür durdum. Yani Kur'an vahyi gelinceye kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yıl onlarla beraberdi. Onların çok yakından tanıdığı, hürmet ettiği, saygı duyduğu bir kimseydi. Ama o 40 yıl boyunca Kur'an'daki hükümler tarzında herhangi bir şey Peygamberimizden gelmedi. Ve onlar da bunu biliyorlar. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına geldiğinde kendisine vahiy bildirildi, vahiy geldi ve böylece Peygamberimiz kendine vahyedilenleri insanlara anlatmaya başladı. Efela taqilun, aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani Peygamberimizin bu hali bile aslında tek başına bir mucizedir. 40 yaşına kadar bu manada imanı anlatmayan, Kur'an'daki hükümleri anlatmayan bir zat birden imanı anlatıyor, Kur'an'ı anlatıyor, emirleri, yasakları anlatıyor ve anlattığı şeyler de bütün insanların ihtiyacı olan şeyler, kıyamete kadar bütün insanlara faydalı olacak şeyler. Öyle ki günümüzde ilim o kadar ilerlemiş olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'deki ayetler
gerçekten şu anda da gayet orijinal. Şu anda da bütün dertlerimize derman olmakta. Güneş 14 asır öncesinde dünyayı aydınlatıyordu. Şu anda da aydınlatıyor. Kur'an-ı Kerim de 14 asır önce de aydınlatmış. Günümüzde de aydınlatmaya devam ediyor. İşte böyle bir Kur'an'ın ümmi bir zattan, okuma yazması olmayan bir zattan zuhuru son derece harika bir durum. Aklı bulunan, aklını kullanan bir kimse bu gibi durumlardan doğrudan doğruya Peygamberimizin peygamberliğini görebilir, anlayabilir. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a yalan olarak iftira edenden daha zalim kim olabilir? اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ Veya Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Bunlardan iftira yoluyla Allah'a nispet etmek, yani Allah'ın indirmediğini indirmiş gibi söylemek, Allah'ın bildirmediğini sanki Allah bildiriyor gibi söylemek, bu Allah'a bir iftiradır. Ayetlerini yalanlamak ise Allah'ın indirdiğini kabul etmemek. Demek ki bir indirmediğini indirmiş gibi söyleyenler var. İşte bir takım haram ve helaller taraf ilahiden bize bildirilmiştir. Ama hiçbir delile dayanmadan kendi kafasından şu haram bu helal diye hüküm çıkaranlar. Bunlar Allah'a iftira etmiş olurlar. Öte yandan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah namına bunları söylediğini insanlara tebliğ ediyor. Ben inni Rasulullah ileyküm cemiyan diyor. Ben Allah'ın hepinize göndermiş olduğu bir elçiyim. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elçi olmasa o zaman haşa bir müfteri durumuna düşer. Ve Allah namına kendisi bir şeyler uydurmuş gibi olur. O elbette böyle yapmaktan münezzehtir. O sıdkın zirvesindedir. Doğruluğun zirvesindedir. Ve Muhammedül Emin şeklinde kavmi arasında da bu şekilde bilinmekteydi. İnsanlara yalan söylemeyen birinin haşa tutup Allah namına yalan şeyler söylemesi düşünülemez. İnnehu la yuflihul mücrimun. Bu şekilde cürüm işleyenler, yani Allah'ın indirdiği ayetleri yalanlayan veya Allah adına ayet uyduranlar elbette felah bulmayacaklardır ve kurtulmayacaklardır. Veya budune min dunillahi, onlar Allah'ın dışında bir takım şeylere tapıyorlar. Mâ lâ yedurruhum ve lâ yenfavuhum. Kendilerine zarar da fayda da vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar. Ve yegûlûne ve diyorlar ki hâ ulâ-i şufâ'ûnâ indallâh. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz. Yani bu da gerçekten düşündürücü bir durum. Allah'ın dışında bazı şeyleri Allah'a vesile yapmak için şefaatçi olarak kabul ediyorlar ve onların karşısında ibadet ediyorlar. Mesela cahiliye müşrikleri dediğimizde, cahiliye Arapları aslında Allah diye yüce bir varlığı kabul ediyorlar. Ve le inseltehum men halakas semavati vel ard le yekulunallah. Onlara sorulsa gökleri ve yeri kim yarattı? Allah yarattı diyecekler. Yani bu manada sorulduğunda Allah demeye kendilerini mecbur biliyorlar. Peki bu putlara niye tapıyorsunuz denildiğinde ona da cevaben diyorlar ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz. Mâ nâbuduhum illâ liyugarribuna illallâhi zülfe. Biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Kendilerini Allah'tan uzaklaştıracak şeylere tapıyorlar ama yaklaştıracağını zannediyorlar. Böyle bir yanılgı içerisindeler. Gul, ey peygamber sen de ki اَتُنَبِّعُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi ona haber vereceksiniz? Yani göklerde ve yerde Allah'a şerik olan şeyler var. Size şefaatçi olacak şeyler var. Allah bilmiyor da bunları siz mi bileceksiniz? Tabii biraz düşünüldüğünde bu gerçekten diğer tarafı ilzam edici, kuvvetli bir delil durumunda. Yani eğer ibadet hususunda Allah araya aracılar koymak isteseydi, koyardı ve bildirirdi. Derdi ki,
bana niyabeten ben bir takım işte putlar yapmanızı istiyorum, onların karşısında geçin, onlara ibadet, bana ibadet demektir diyebilirdi. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Allah-u Teala gerek o putları, gerek puta tapanları cehennem odunu olarak nitelendiriyor. Ve gerçekte onlar Allah nezdinde şefaatçi değil, Allah'a yaklaştıracak da değil, Allah'tan uzaklaştırıcı şeyler. Sübhane ve Teala amma yüşrikun. Yani Allah yücedir, münezzehtir ve müşriklerin ortak koştukları şeylerden mütealdir. Onlardan uzaktır. Ve ma kana nasu illa ummeten vahide. İnsanlar bir tek ümmet idi. Yani Hazreti Adem ve Havva yaratıldığında başlangıçta insanlar arasında ayrılıklar yoktu. Hepsi Adem'in dini üzere o şekilde devam ediyorlardı. Ama zamanla Kabil Habil olayı meydana geldi. İnsanlar arasında ihtilaflar zuhur etti. Hâthâni hasmâni ihtasamû fî rabbihim. Rableri hakkında hasımlaşan iki grup. Bir tarafta Allah yolunda gidenler, Allah'ın hizbi. Diğer tarafta şeytanın peşinde gidenler, şeytanın hizbi. Bunlar meydana geldi ve böylece insanlar arasında ihtilaf baş gösterdi. İşte وَمَا كَانَ النَّاسِ اِلَّا اُمَّةً وَاهِدَ. İnsanlar ancak tek bir ümmet idi. فَاخْتَلَفُوا. Ama ihtilafa düştüler. Burada ihtilafa düştüler. İhtilafı beşeri bir realite olarak anlayabiliriz. Yani insanların olduğu yerde ihtilaf da kaçınılmazdır. Biz dünyanın her tarafında aynı özelliği gösteren karıncalar gibi değiliz. Aynı özelliği gösteren arılar gibi değiliz. Her bir insan adeta ayrı bir alem. Ve her bir insanın kabiliyeti diğerlerinden daha farklı. Bundan dolayı ikiz kardeşler arasında bile ihtilaf var. Ve peygamberlerin dinlerinde bile ayrıntılarda bir takım ihtilaflar söz konusu. Allah dileseydi bizi tek bir ümmet yapardı. Hepimiz aynı inanç üzere olurduk. Aynı tarz şeyleri yapardık. Allah dileseydi bütün insanlar başını secdeden kaldırmazdı. Ama murad-ı ilahi bu değil. Murad-ı ilahi insanların kabiliyetlerinin tezahürü. Her birinde farklı kabiliyetler var. Bunların açığa çıkması. Böylece dereceler ortaya çıksın. Kim ne yapıyor bilinsin ve ona göre diğer alemde bunun karşılığını alsın. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ. Şayet Rabbinden sebkat etmiş bir kelime söz olmasaydı لَقُدِيَ بَيْنَهُمْ. Aralarında hükmedilirdi. فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. İhtilaf ettikleri meselelerde aralarında hükmedilirdi. Yani Cenab-ı Hak saburdur. Cenab-ı Hak halimdir. İnsanlar arasında istese şu dünyada da hemen bir anda hükmedebilir. İstese şu dünyada da her kötülük işleyenin cezasını bir anda verebilir. Ama Cenab-ı Hak'tan verilmiş bir söz var. Bu insanlar yeryüzünde imtihan edilecek ve imtihanda perdeli olacak. Böyle olunca bu insanlar şu dünya hayatında perdeli olarak yollarına devam ediyor. Ve Allah-u Teala kendi varlığını gösteren delilleri her yere nasip etmiş, dikmiş. Her tarafta vahdaniyet şahitleri var. Her tarafta tevhid bayrakları dalgalanıyor. Ama okuma bilmeyen bir kimse kitaplara baktığında bir şey anlamaması gibi kafir olanlar da bu vahdaniyet bayraklarından, tevhid bayraklarından bir şey anlamıyor. Vahdaniyet şahitlerinin sözlerini dinlemiyor. Alem en hikmetli cümlelerle dolu bir kitap durumundayken o alem kitabını okuyamadan geçip gidiyor. Yusuf suresinde bir ayette ifade edildiği gibi ve keyyin min ayetin semavat vel art. Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki yemurrun aleyha, insanlar bunlara uğrar. Ve hum anha muridun. Ama onlardan yüz çevirir giderler. İşte bir takım insanlar böyle
taraf ilahiden de buna izin verilmiş. İnsanların imanı tercih etmeme hakkı da var. Küfrü tercih etme hakkı bulunmakta. Böylece insanlar bu şekilde imtihanlarını devam ettirmiş oluyorlar. Fîmâ fîhî yahtelifûn ve bu şekilde ihtilaf etmiş oldukları meselelerde Allah o zaman hükmederdi. O zaman imtihan biterdi. Ve yekûlûne diyorlar ki levle unzil aleyhi âyetun min rabbi, ona Rabbinden bir ayet, bir mucize indirilse ya diyorlar. Fakul, ey peygamber sen de ki innemel gaybu lillah, gayb Allah'ındır. Yani mucizelerin de gelmesi gayb canibindendir. Dolayısıyla Allah ne zaman neyi göndereceğini bilir. Fentaziru, yani bekleyin bakalım. Gayb Allah'ın, ileride Allah dilerse bir takım mucizeleri gösterir. İnni ma'akum minel muntazirin, ben de sizinle beraber bekliyorum. Yani peygamber doğrudan kendiliğinden bir mucize getirme hakkına sahip değil. Böyle bir imkana da sahip değil. Gayb Allah'ın elinde, ayetler taraf ilahiden gelmekte. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'e manasına aşina olan ve Kur'an-ı Kerim'e göre hayatını yaşayan bahtiyarlardan olmayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.